Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet bugün oldukça farklı bir program yapacağız sizlerle. Merak ediyorsunuz ne konuşacağız diye herkesin bildiği ama farkında olamadığı bilinçaltı. Evet konumuz bilinçaltı olacak. Bilinçaltı ve meditasyon uzmanı Sayın Amca Süleyman Eser bizimle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, bizler ve izleyicilerimiz öncelikle Sayın Amca Süleyman Eser kimdir? Tanımak, tanışmak isteriz. Buyurun. Tabii ki efendim. Amca Süleyman Eser 1977 Isparta doğumluyum. Evet. Ve bilinçaltı meditasyon uzmanı olarak Evet efendim. devam ediyorsunuz. Evet, Danışanlarınızla buluşuyorsunuz. Ki efendim. Bilinçaltı nedir diye başlayalım mı? Tabii ki efendim. Bilinçaltı insanın Gövdesiz üzerinde olan mükemmel yaratılmış bir cihazat. Bilinç dışı bilinçaltı. Bilinç dışı akıl, mantık ve zihinle sorumlu olan. Bilinçaltımız ise çocukluğumuzdan beri yapmış olduğumuz bütün doğru veya yanlış hareketleri, güzel hareketleri, bütün bunların tamamen kopyası haline gelen ve kişiye tekrardan gönderilme ihtimali olan bir sistemdir. Evet. Evet. Ee, aslında biraz karışık ama evet, düşündüğümüzde evet. evet diyoruz. Evet. Hmm. Ee, peki duygular da buna dahil mi? Bilinç altının içinde mi? Evet. Tabii kesinlikle kimyalar ve duygular diyeyim efendim. Hepsi bunun içinde. Mesela bunu örnek olarak tam verebilirim. Örnek insanın yapmış olduğu eylemler ve yapmış olduğu kopyalar çok önemli. Toplumsal bir sorunumuz var. Müthiş bir problem gerçekten. Çok büyük sorunlar. Bu sorunları aşabilmek için bilinçaltı ve bilinç dışını gerçekten mükemmel bir şekilde tanımamız gerekiyor. Çünkü bilinç dışının görevi akıl, mantık ve zihinle sorumlu olduğu için bilinç dışının görevleri var. Örneğin diyelim, bilgiyi alarak, içinden seçerek hayattan ne istediğinize karar verir. Bilgiyi alarak, içinden seçerek hayattan ne istediğinize karar verir. Bu karar mekanizmasını en mükemmel şekilde kullandığınız zaman bilinç altınıza mükemmel bir kopya yaparsanız bunu siz hayatınızda muhteşem bir şekilde yaşamaya başlıyorsunuz. Örnek diyeyim, bilinçaltına yapmış olduğunuz kopya mükemmel olduğu için kişinin bilinçaltı sistemi, inanç sistemi üzerinde çalıştığı için ve siz bu kopyaları akıl, mantık ve zihinle mükemmel şekilde kayıt altına aldığınız zaman hayatınızda o olayları yaşıyorsunuz. Ben şöyle daha biraz daha konuyu açayım. İlmi konudan da bakalım mesela örneği. <laughs> Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisi şerifi var. Kişinin niyeti neyse ameli de olur. Yani ilmi konuda böyle bilimsel olarak da dediğim gibi akıl, mantık ve zihninizi bilinçaltına yapmış olduğunuz kopyayla ...tekrardan hayata geçirilebiliyor. Evet. Peki... E, ...bu kopyalama işlemi... ...yani bilinçaltını çalıştırmamız... E, ...hangi yaşlarda... ...başlıyor? Çocukluk döneminde mi başlıyor? Evet. Yoksa daha çocukluk dönemi... ...değilken bile anne karnında mı başlıyor? Bunu da çok merak ediyoruz. Çünkü ortaya atılan o kadar fazla... ...bilgi var ki hangisinin doğru olduğunu... seçip kullanamıyoruz açıkçası. Evet. O konuyu şöyle açıklayayım ben... E, ...araştırmalarıma göre... ...ve araştırmalarıma göre... E, o gerçekten anne karnında başlıyor diyorlar da evet şey bu meslek üzerinde yapan arkadaşlarımıza da kesinlikle meslektaşlarıma saygı sunuyorum. Buradan saygılarımı sevgilerimi de gönderiyorum. Benim düşüncelerime göre yani benim kafa yapıma göre ve araştırmalarıma göre örnek vereyim. 8 yaşında bir çocuk bir yanlış yaptığı zaman Örneğin kendisine ait olmayan ve başkasına ait olan bir şeyi aldığı zaman çocuğun kolundan tutuyoruz değil mi ebeveyn olarak ve diyoruz ki yaptığın yanlış diye bir kopya veriyoruz çocuğa. Ama aslında ilmi konuda bakıldığı zaman o 8 yaşında bilinç dışı yeni geliştiği için akıl mantık ve zihin yeni geliştiği için çocuk bu eylemi yaptığı zaman suçlu değil aslında. Hmm. Şeytana uyuyor. Hmm. Ve daha sonra bunu yaptı. Yaş ilerledikçe diyelim ki 28 yaşına geldi. Yine aynı objeyi gördü. Eğer ebeveynler bu kopyayı güzel bir şekilde yapamadıysa çocuklarına tekrardan aynı hareketi davrandığında alıyor. Ve Yanlış hatayı bilinçaltı yaptırıyor. Bunu yani akıl ve mantığa mal edemeyiz yani. Akıl, mantık ve zihine evet. mal, mal edemiyoruz yani. Evet ee, sizin teorinize düşüncenize göre öyleyse birçok şeyi yıkmak gerekiyor. Şöyle ki e, karma dediğimiz evet. ya da işte e, aile dizimi yapıldığı takdirde evet. aileden 3-5 kuşak öteden gelen bir takım evet. alışkanlıklar, davranışlar ya da yaşantı evet. e, ya da biraz daha ileriye gidip anne karnından da önce babadan bazı kodlamaları aldığımız söyleniyor. Daha yani, anne karnına yani. bile düşmeden önce. Öyleyse bunları tamamen yıkıyor bu teori. Yani Doğru mu? Kesinlikle yani böyle oldunuz. yani Çünkü yaratıcı evladınız olsa dahi sizin suçunuzu evladına e, üsteceğine, yani üstleneceğine kesinlikle inanmıyorum. Çünkü insanlar dünyaya geliyor. Kaderleri zaten yazılmış. İnsanların akıl, mantık ve zihni mükemmel bir şekilde çalıştıramadığı için ve ebeveynlerin evlatlarına mükemmel bir şekilde kopya yapmadıkları için kaynaklanan bir hata olarak görüyorum ben bunu. Anladım. Aslında sizin demek istediğiniz şuna da çok benziyor. Bilmiyorum yanlışsa düzeltirseniz Yo, evet, çok evet. sevinirim. Bu da benim düşüncem. Tabii tabii ki buyurun. Ee, hani derler ya, daha doğrusu diyorlar ya kodlamalar. Evet. İşte çocukken şu kodlanmış, bu kodlanmış. Sizin teorinize göre ahlakın oturması ahlak evet. yanılmıyorsam evet. değil mi? Yani kodlama falan değil tamamen tabii, tabii, ebeveynlerden ait. Evet, değil evet. mi? gelenek, Gelen, Evet, gelenekler, görenekler ve ahlak. Evet, evet, kesinlikle. Bilinçaltı bunlarla e, evet. kopyalandığında evet. daha başarılı, daha düz evet. bir insan olunabilir evet. diyorsunuz. Doğru mu anladım? Evet. Ee, bir konu daha açabilir miyim efendim? Lütfen, Sınavı. buyurun. Şöyle diyorum yani bu aslında bilinçaltı ve bilinç dışı dediğimiz şey mükemmel bir organizma yani yaratılmış bu gerçekten küçük yaşta eğitim olarak verilirse örneğin diyelim ki 8 yıllık başlangıçta eğitim programında bu gerçekten gerçekleştirilirse ve bunun üzerinde bu proje haline getirilirse devletimiz tarafından değerlendirilirse ben şöyle diyorum... Gelecek toplum benim için gerçekten şöyle kesinlikle yüzde yüz mükemmel bir toplum olacağına ve bilinçli bir toplum olacağına inanıyorum. Benim inancım bu evet. yönde tabii ki. Evet çok da haklısınız. İlk öğretimde artık ilk öğretim seviyesinde kişisel gelişim e, biraz daha e, yedirilmeli diyorsunuz. Kesinlikle yani ilk yapılması gereken olay bu zaten. Yani evet, çok doğru. Normalde baktığımız zaman, medya olarak da baktığımız zaman, her konuda baktığımız zaman daha böyle bir şey var yani üst beyinler tarafından, hı hı. üst beyinler tarafından kişiler yani alt yani kendini geliştirmeyenler e, yanlış anlamayın yani böyle faydalanıyor gibi bir şey oluyor yani böyle geliyor yani hı. biraz öyle geliyor. Bir konuyu da açacağım bu konu da çok önemli. Bu konu önemli olmasının sebebi şu. Bu konuda bilinçaltı ve bilinç bilinçdışının ki yani kişideki olan kimyaları nasıl kullandığını, eylemleri yaparken nasıl kullandığını küçük bir özetle yani beynimde tasarladığım şeyle anlatacağım size. Hı hı, lütfen. Tabii ki şöyle diyeyim mesela örneğin sizin evinize bir hırsız girdi hı hı. Allah göstermesin. Hı hı. Şimdi bu hırsız bu eylemleri yaparken dedik ya çocukluğa geliyor mesela yaptığı yanlış bir hatayı Şeytanın hı hı. ona vermiş olduğu vesveseyi bilinçaltı kopyası haline getirip tekrar yapmaya başladığında hı hı. bir eve girdiği zaman sizin evinize girdiğimiz zihniyetlerinizi alıyor. Doğru mudur? Evet, yani değerli doğru. eşyalarınızı alıyor. tamamen alıyor. Tamamen e, siz orada bu eylemi yaparken hırsız serotonin salgılıyor, adrenalin dopamin salgılıyor bu eylemi yaparken eylem içindeyken bunları salgılıyor. Alışkanlık diyoruz, bilinçaltı alışkanlığı diyoruz. Ve bunları aldı, bütün zinetlerini aldı ve çıktı gitti. Bunları artık e, paraya çeviriyor vesaire, hayatında yiyor. Yaptığı şey tamamen yüzde yüz yanlış bir şey. Doğru mudur efendim hırsız? Tabii ki. Ama biz baktığımız zaman toplumsal olarak baktığımız, medya olaraktan vesaire baktığımız zaman direkt yüzde yüz suçlu olaraktan kimi görüyoruz? Tamamen hırsız görüyoruz değil mi? Benim bir teorim daha var. Bu teorim şöyle. Şimdi kişi bilinçaltı kopyalarına dayanaraktan yani o, o serotonin kaybı yaşayan kişi bilinçaltı kopyalarına dayanaraktan birincisi ya pinti oluyor ya insanlara insanlığa mesela lösemi hastalarınız var vesaire örneğin. Para dediğimiz yani madde dediğimiz üzerinde çok aşırı bir e, bağlantısı oluyor. Veya Dediğimiz gibi ilmi anlamda baktığımızda gıybet veya birisinin evine hırsız girdiği zaman eleştirmelerde bulunuyor, zanlarda bulunduğu için. Bu da bir bilinçaltı kopyası olduğu için bilinçaltı da inanç sistemine göre çalıştığı için o kişide de sorun problem oluyor yani. Hı. Ama medya olaraktan bakıldığı zaman o kişi tamamen yani e, e, o kişi... Suçlu olarak gösteriliyor ama aslında... Evet ama aslında... iki beyninde... Hı. Yani bir anlamda e, ayna mı oluyor? Tabii, ki. Ya inanç sistemine göre kişinin niyeti neyse amelli odur diyor. Mesela Cenab-ı Hak insanoğluna nimet veriyor doğru mudur? Evet. Bereket veriyor. Ya bunu vermesinin gayesi sadece insanoğlu kendi benliğinde kendi iradesinde kullanması için verilen bir şey değil bu. Doğru mudur? Doğru. Yani bir kazancın yapılan bir şeyin bir eylemin Etrafına faydalı olması. Çünkü ne diyoruz? İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Kesinlikle. Bu kişi bu eylemi yapmadığı için tabii ki ilmi olarak da yanlış düşüyor. Evet. Ve Cenab-ı Hak tarafından bu kişi bilim ve e, ilim konusunda baktığımız zaman, birleştirdiğimiz zaman böyle bir teori ortaya koyuyorum ben. Evet. Ve bu teorimde de... E, Gerçekten yine araştırmalara devam edeceğim bu konu üzerinde. Yani. Harika. Peki danışanlarınız daha çok ne tür problemlerle size ulaşıyor? Evet ee, bu gerçekten güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ederim. Aile boşanmaları daha çok oluyor. Bunu ben kendi hayatımda yaşadığım için biliyorum. Hı. Çünkü ben de kopuk bir aileden geldim. Hı hı. Annemle hı. ve babam ayrıldı ve bundan dolayı eğitim bile sürdüremedim yani böyle problem yaşadım Evet yani bunu ben de bilinçaltı kopyası yaparaktan ben de hayatımda aynı sorunları problemleri yaşadım mesela örnek veriyorum ee, en büyük hatalarından birisi en büyük hatalarından birisi evlilikler yaptım Ben de evlilikler yaptım sanki annemin babanın yapmış olduğu kopyaları bana ben de uygulamaya başladım yani hayatımda ben de uygulamaya başladım. Aslında kişi ne yapması gerekiyor? Annesini babası ayrılmış örnek alıp güzel bir aile hayatı sürdürmesi gerekiyor. Doğru, Doğru mudur? Doğru. Ama ben bunu e, başaramadım. E, Baya bir evlilik yaptım. Daha sonunda bu işlere ulaşmamda mesela e, en son e, eşimin çok faydası vardır bana. Beni bırakıp gitti. Yani terk etti gitti. Hı hı. Serotonin kaybı yaşamaya başladım. Normalde kişisel gelişim eğitimi, beden dili eğitimi ve ilim almıştım. Daha sonra böyle bir eğitim alan bir kişi nasıl böyle bir hataya düşebilir diye YouTube kanalını biliyorsunuz orada bir meditasyonla diyorum ya bu işi yapan uzmanlarda gerçekten çok yine tekrar teşekkür ediyorum. O meditasyonu gördüğümde kişisel gelişim, beden dili, ilim ve meditasyon dördünü birleştirdiğinizde mükemmel bir o şey ortaya çıktı ve böyle bir dosya ortaya çıktı. Kişi bana geldiği zaman sorunu ne olursa olsun, problemleri ne olursa olsun sadece bir buçuk saat içinde bayanlar olsun, buradan iddia ediyorum bayanlar için söylüyorum yüzde yüz. Yüzde yüz. Evet bakın yüzde seksen, yüzde doksan değil yüzde yüz. Yaptığım şey sadece çok basit. Aslında bilinç dışı, bilinç altı da çok basit bir olay. Sadece Demiştim ya bilgiyi alıp içinden seçerek hayattan ne istediğinize karar veren ve bilinçaltının da mükemmel görevleri var. Kişiler bilinçaltı ve bilinç dışıyla bağlantı kuramadıkları için, tam bir bağlantı kuramadıkları için bütün sorunları bundan dolayı yaşıyorlar. Mesela geliyorlar aile boşanma sorunuyla geliyor. Ee, en yakın bir hastam geldi. Eşinden ayrılmış, bütün eşyalarını satmışlar, ayrılmışlar. Ayrı birisi ayrı yerde duruyor, birisi ayrı yerde duruyor. Ve bana sorununu bildirdi. E, eşimin arkadaşı oluyordu kendisi. Hmm. E, oturduk bir buçuk saat bir eğitim dediğim gibi bir saat bilinçaltı eğitimi, bilinçaltı ve dışı eğitimi verdikten sonra yarın saatte meditasyon sürüyor. Orası yine ayrı bir konu. Yine bir daha programımız olursa nasıl olursa onları da anlatacağım. İnşallah. Bu uygulamayı yaptıktan sonra eşimin yanına gitti ve şöyle söyledi. Ben eşime dönmek istiyorum dedi. Bir kişi değil bunu söyleyen. Mesela bayanlarda çok özgüven kaybı oluyor yani ister istemez. Yani çünkü beyin o kadar mükemmel, muhteşem bir şekilde yaratılmış ki. Karmaşık duygular da var. Yani kimyaların da nasıl çalıştığı var. Mesela siz de bayan olaraktan şunu söyleyeyim. Belki benim bu... Yüzde yüz dediğim şeyin oksitosin dediğimiz madde var. Kimyasal bir madde var. Bundan dolayı çok e, fark ediyor yani insanlar üzerinde. Hmm. Erkekler de genelde olaylara e, ön yargı ve şüpheyle yanaştıkları için. Genelde daha çok iş ortamında bulundukları için ve dışarıdaki problemlerle e, karşı karşıya geldikleri için. Bundan dolayı yüzde seksen diyorum yani. Ama bayanlar sanki... Bilinçaltı temizliği ve meditasyon yaptıktan sonra antidepresan ilaç içmiş, mucize bir şey almış ve bir mucizeyle yaşar gibi artık boşandığı eşini de gözü görmüyor ve etrafında yani anlatıyorlar bana etrafında eşi koşturmaya başlıyor artık boşanıyor. Önceden eşini düşünüyordu, bayan eşini düşünüyordu bu sefer eşi onun peşinde koşturmaya başlıyor gel diye. Çünkü bir şey var benim yaptığım şey kapalı bir beyin ameliyatı. Ben böyle düşünüyorum. Evet. Ama hastalarıma dayanarak hani e, kanıtlarım olduğu için hastalarım olduğu için böyle düşünüyorum. Bu şekilde inanıyorum. Benim inancım bu. Evet. Böyle yani. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. E, bizlerle. Efendim. Büyük bir samimiyetle tüm tabii, düşüncelerinizi tabii ve tüm bilgilerinizi paylaşmış olduğunuz evet. için tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir şey daha eklemek Lütfen, istiyorum buyurun. efendim. Buyurun. Siz de gerçekten mükemmel bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Yapmış olduğunuz gerçekten müthiş bir sorumluluk projesi. Ama dikkat edildiğine göre, bakıldığına göre insanlar tabii ki dedim ya bilinç dışı ve bilinçaltını tam olarak tanımadıkları için... O yüzden karmaşık, fazla ilgi olmuyor. Ama inşallah bundan sonra da daha mükemmel olmasını istiyorum sizin için de, kanal için de. Ve bu şeyde programda emeğe geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve Isparta'dan herkese saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ee, sağ olunuz, Güllerin şehrinden. Evet gül kokusuyla hoş duygular getirdiniz, taşıdınız stüdyomuza. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri bilinçaltı ve meditasyon uzmanı Sayın Amca Süleyman Eser konuğumuz oldu. Hoşçakalın.